Merhaba, bu videoda termodinamiğin birinci kanununa bir giriş yapacağız. Birinci kanuna geçmeden önce ilk olarak termodinamik dersleri kapsamında öğreneceğimiz temel kavramlara dair birkaç noktayı açıklayarak başlamak istiyorum. Termodinamik, enerji ve enerji dönüşümleri üzerine kurulu bir disiplin. Yani burada gördüğümüz bu motorun yakıttaki enerjiyi mekanik enerjiye nasıl dönüştürdüğünü anlamamızı sağlayan bir alan. İşin merkezinde enerji ve enerji dönüşümleri olduğuna göre, uzun uzun enerjinin ne olduğu hakkında konuşacağımızı düşünebilirsiniz. Ama böyle bir şey yapmayacağız. Çünkü termodinamik enerjinin ne olduğuyla ilgilenen bir alan değil. Hatta ilgisini bile çekmiyor diyebiliriz. Termodinamik açısından ilginç olan enerjinin ne olduğu değil, nasıl işlediği. Ne demek istediğimi bir örnek üzerinden aktarmaya çalışayım. Yer çekimi kanununu Termodinamiğin enerji kavramına nasıl baktığını anlamak için güzel bir örnek olarak gösterebiliriz. Yer çekiminin işleyişini en basit haliyle Newton'ın evrensel kütle çekim yasası ile tarif ediyoruz. Bu yazdığım eşitliğe dikkat ederseniz bu kanun iki kütlenin birbirini neden çektiğini açıklamıyor. Kütlelerin birbirini çektiğini evrensel bir yasa olarak kabul ediyor ve bu çekim kuvvetinin cisimlerin kütlelerine nasıl bağlı olduğunu tarif etmeye çalışıyor. Termodinamik de aynı kütle çekim yasasına benzer şekilde enerjinin nasıl işlediğini tarif eden denklemler sunuyor. Enerjinin neden kendi tarif ettiği yollar üzerinden işlediğiyle ise ilgilenmiyor. Birinci kanun bize enerjinin korunduğunu söylüyor. Var olan enerji yok edilemez, yoktan da var edilemez. Bu kadar basit. İkinci kanun ise enerjinin bir formdan diğerine %100 verimle dönüştürülemeyeceğini söylüyor. Toplam enerji korunsa da bir miktarının mutlaka istediğimizden farklı bir forma dönüşeceğini söylüyor. Motor örneğinde gördüğümüz yakıttan gelen enerjinin %100 mekanik harekete dönüşemiyor olması, bir miktarının ısıya dönüşmesi buna bir örnektir. Oldukça basit, anlaması kolay. Şimdi bize düşen bu kanunlara inanmak. Kutsal oldukları için değil tabii ki sadece aksini ispatlayamadığımız için. Tıpkı havaya atılan bir elmanın daima yere düştüğünü gördüğümüz gibi bu kanunların da daima geçerli olduklarını gördüğümüz için. Şimdi gelin ilk kanun ile başlayarak bu kanunların daima geçerli olduklarını nasıl teyit edebiliriz bir bakalım. Enerjinin korunduğunu doğrulayabilmemiz için öncelikle enerjiyi sayabiliyor olmamız lazım. Ama daha enerjinin ne olduğunu bile öğrenmemişken nasıl sayabileceğimizi nasıl bilebiliriz ki? O yüzden gelin biz sayması daha kolay bir şeyi mesela kedileri sayarak konuya bir giriş yapalım. Merak etmeyin birazdan aslında enerjiyi saymakla kedileri saymak arasında bir fark olmadığını sizler de göreceksiniz. Diyelim ki burada basitçe çizdiğim bir evde kedinizle birlikte yaşıyorsunuz. Bu evin bahçeye açılan iki tane kapısı var. Bunlardan bir tanesini ana kapı yani evin giriş kapısı Diğerine ise mutfak kapısı diyelim. Şimdi bir de kedinizin doğum yaptığını ve dünyaya 7 yavru getirdiğini düşünelim. Böylece evinizdeki kedi sayısı anne kediyle birlikte 8 olmuş olsun. Bu kedilerin kapıdan çıkıp bahçede oynamalarında bir sakınca yok. Son derece güvenli ama siz yine de kapılara kedileri sayan bir sensör yerleştirip akşam olduğunda tüm kedilerin evde olduğunu otomatik olarak kontrol etmek istiyorsunuz. Evin hem ana giriş kapısına hem de mutfak kapısına kedileri sayabilen sensörler yerleştirip bu sensörleri dışarı çıkan kedi sayısını gösteren sayaçlara bağlıyorsunuz. Örneğin buradaki yavru kedilerden bir tanesi ana kapıdan dışarı çıktıysa kapıdaki sensör kediyi sayıyor ve ana kapının sayacı üzerinde bir rakamını görüyoruz. Bu rakam bize ana kapıdan bir kedinin çıktığını gösteriyor. Eğer evin ana kapısından bir kedi daha çıkarsa ana kapıdaki sayaç bize toplam iki kedinin bu kapıdan çıkmış olduğunu gösteriyor. Diyelim ki bir kedi de mutfak kapısından dışarı çıkmış olsun. Bu anda sayaçlara baktığımızda iki ana kapıdan bir de mutfak kapısından olmak üzere toplam üç kedinin dışarı çıktığını görebiliyoruz. Bu rakamlara baktığımızda toplam kedi sayısının korunduğunu bir kedi korunumu yasası yazabileceğimizi görüyoruz hep beraber. Hadi şimdi bunu yapalım. Toplam 8 kedimiz olduğuna göre, evdeki kedi sayısı ile ana kapı ve mutfak kapısından çıkan kedi sayısını topladığımızda 8 rakamını elde etmemiz gerekiyor. Örnek olarak ekranda gördüğünüz durum için bu eşitliği test edersek, evde 5 kedi, ana kapıdan çıkan 2 kedi ve mutfak kapısından çıkan 1 kedi olduğu için eşitliğimizin yani yazdığımız kedi korunum yasasının doğru çalıştığını görüyoruz. Emin olmak için mutfak kapısından bir kedinin daha çıktığını varsayalım. Evde 4 kedi, ana kapıdan çıkan 2 kedi ve mutfak kapısından çıkan 2 kediyi topladığımızda yine 8'e ulaşabiliyoruz. Kedi korunumu yasamızın matematiksel formülasyonu gayet doğru bir şekilde çalışıyor. Ama burada eksik olan bir şey var. Biz bu kedi korunumu yasasının evrensel olmasını istiyoruz. O yüzden farklı bir evde 8 değil de 6 kedi de olsa aynı eşitliğin kullanılabilmesi için bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Aklınıza bu formülü evdeki kedi sayısını belirterek yazmak yerine kedi sayısındaki değişim üzerinden yazmak geliyor. Evdeki kedi sayısındaki değişim ile kapılardan çıkan kedi sayısını topladığınızda evde 8 kedi de olsa 88 kedi de olsa daima 0 elde etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Örneğin buradaki örnekte Evdeki kedi sayısındaki değişim eksi 4 olmalı. Çünkü şu anda evde 4 kedi var ama başta 8 kedi vardı. 4 eksi 8 eksi 4'e eşit olduğuna göre bu eşitliği eksi 4 artı 2 artı 2 şeklinde yazdığımızda sıfıra ulaştığımızı görebiliyoruz. İşte size her evde geçerli olan evrensel kedi korunumu yasası. Son olarak bu eşitliği yeniden düzenlediğimizde evrensel kedi korunumu yasamıza nihai halini de vermiş oluyoruz. Şimdi burası çok önemli. Bu eşitliği sizin bulduğunuzu ve sizin adınızla anılması gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu kanunu siz fiziki bir varsayımdan hareketle türetmediniz. Sadece bakkal hesabı yapar gibi kedileri saydınız. O yüzden bu eşitlik kedi sayısının neden korunduğunu açıklamıyor sadece nasıl korunduğunu tarif ediyor. Birazdan üzerinde duracağımız enerji korunumunu da aynı bu eşitliğe benzer şekilde enerjinin neden korunduğunu açıklamadan sadece nasıl korunduğunu tarif edecek şekilde anlamamız çok önemli. Artık enerji korunumuna gelebiliriz. Şimdi karşımızda içinde kediler olan bir ev değil de tek atomlu bir gaz olan bir kap olduğunu düşünelim kap içindeki gaz atomları kabın içinde rastgele geziniyor olsunlar. Tıpkı evin içinde gezinen kediler gibi. Neden böyle gaz dolu bir kaba bakıyoruz? Çünkü termodinamiğin ve birazdan göreceğimiz kavramların ortaya çıkmasına vesile olan şey aslında buhar makinesinin icadı. Bu videonun girişinde gördüğümüz motorun çok daha ilkel bir versiyonu olan buhar makinesi o dönemde yaşayan mühendislerin ilgisini doğal olarak cezbediyor ve buharın koskoca bir treni ileri götürecek kadar iş yapmasını nasıl sağlayabildiğini anlamak istiyorlar. Biz şu ana kadar buhar makinesinin çok basitleştirilmiş bir tasarımını gördük. Hatırlarsanız kedileri sayarken evin iki kapısı olduğunu söylemiştik. Bu örnekte de bu sistemin iki kapısı olduğunu kabul edeceğiz. Bu kapılar geldi karşımızda duruyor. Bunlardan bir tanesini Q ile göstereceğiz ve sistemden içeri giren ya da dışarı çıkan ısıyı temsil ettiğini kabul edeceğiz. Diğerini ise W ile göstereceğiz ve sistemin yaptığı ya da sisteme yapılan işi temsil ettiğini kabul edeceğiz. Sisteme iş yapmak nedir birazdan bahsedeceğim. Sonuç olarak aynı kedileri saydığımız örneğe benzer şekilde iki kapıdaki yani ısı ve iş kapılarından giren ve çıkan enerji değişimine bakarak bu enerji korunumunun nasıl gerçekten olduğunu birlikte inceleyeceğiz. Burada delta U ifadesi kedi sayısındaki değişimi değil sistemin iç enerjisindeki değişimi veriyor. Bu düşüncenin özetle anlattığı şu. Sistemin bir iç enerjisi var ve biz bunu U ile gösteriyoruz. Tıpkı kedi sayısı gibi evdeki. Bu sabit bir sayı. Bu iç enerji ısı ya da iş kapısından dışarı çıkabiliyor. Isı olarak ya da iş olarak. Aynı şekilde içeri de gelebiliyor tabi bundan da bahsedeceğiz. Ama biz dışarı çıktığını ele alarak e, eğer bu ısı ve iş enerjinin dışarı çıkmasına vesile oluyorsa bu durumda tıpkı evdeki kedilerin sayısının azaldığı gibi sistemin iç enerjisinin de düştüğünü görürüz. Ama bir sisteme iş ya da ısı ekleyerek iç enerjisini arttırmamız da mümkün olabilir. Buradaki düşünce en basit haliyle bu. Burada biz enerjinin ne olduğunu şimdilik göz ardı edip sadece az önce kediler örneğinde gördüğümüz sayaçlar üzerinden düşünürsek aslında bu kanunun ne anlatmaya çalıştığını daha rahat görebiliriz. Tıpkı kedileri sayar gibi enerjinin hesabını tutmaya çalışan bir eşitlik var karşımızda. Bunu da kapılardan giren ve çıkan miktarları dikkate alarak yapıyor. Enerjiye geçmeden önce burada kullandığım bazı ifadeleri de açıklamak istiyorum. İlk olarak termodinamikteki kavramların merkezinde olan sistem kavramı ile başlayalım. Çoğu öğrencinin kafası burada karışabiliyor ve burada görünen kabı sistem olarak düşünebiliyorlar. Sistem dediğimiz burada gördüğümüz kap değil, kabın içindeki gaz. Sonuçta ısıttığımızda iş yapan, enerjisi artan şey bu gazın ta kendisi. Sistemi kap içindeki gaz olarak tanımlarsak, kabı sistemin sınırları, dışarıda kalan her şeyi de çevre olarak tanımlayabiliriz. Buradan anlayabileceğiniz gibi çevre oldukça büyük ve karmaşık bir durumu tarif ediyor gibi görünüyor. Ama bu karmaşa termodinamiğin gözünü pek korkutmuyor. Sistem dışında kalan her şey çevre olarak tanımlanarak basitleştiriliyor. Burada son olarak bir de enerji kavramı üzerinde durmamızda fayda var. Termodinamik kapsamında göreceğimiz birçok kavram, insanların ne atom ne de sıcaklığın fiziksel kökeni hakkında pek bir fikirlerinin olmadığı dönemlerde geliştiriliyor. O dönemde yaşayan mühendisler burada gördüğünüz buhar makinesinin verimliliği üzerinde düşünürken bu makinenin iş üretme kapasitesini nasıl açıklayacaklarını bilmedikleri için enerji diye bir kavram ortaya atıyorlar. Neyi açıklamaya çalıştıklarını tam bilmedikleri için de enerjiyi bir sistemin ısı ya da iş üretebilme kapasitesi olarak tarif ediyorlar. İlerleyen konularda ele alacağımız entalpi ya da entropi gibi kavramları da bu çerçevede anlamaya çalışmamızda fayda var. Şimdi sistem konusuna geri dönelim. Hatırlarsanız az önce sistem ile kap içindeki gazı kastettiğimizi söylemiştim. Buradaki animasyonda ise sistem dediğimiz şey bu buhar makinesi ya da buradaki pistonlar değil. Burada gördüğünüz kazandan gelen ve piston ile pistonun üzerinde yer alan piston varf içinde sirküle eden buharın ta kendisi. Sistem nasıl iş ürettiğini termodinamik prensipler aracılığıyla incelediğimiz herhangi bir yapı olarak ilk defa 1824 yılında bazıları tarafından termodinamiğin kurucusu olarak da görülen Sadi Carnot tarafından tanımlanıyor. Bu buhar makinesi örneğinde pistonu iterek iş üretilmesini sağlayan şey buhar olduğu için sistem olarak yani termodinamiğin incelediği esas yapı olarak bu buharı dikkate alacağız. Ancak buharın davranışını bir sistem olarak termodinamik prensipler çevresinde masaya yatırmadan önce önemli bir varsayım yapmamız gerekiyor. Burada dikkate aldığımız su buharının ideal gaz davranışı sergilediğini kabul ediyoruz. İdeal gaz, Atomlar arasında herhangi bir etkileşimin olmadığı tek atomlu bir gaz varsayımı. Yani oksijen ya da su buharı gibi birkaç atomdan oluşan değil, örneğin argon gibi tek atomlu parçacıklardan oluşan bir gaz olduğunu varsayıyoruz. Neden bu varsayımı yapıyoruz? Çünkü bu varsayımı yaptığımızda sistemin iç enerjisinin sadece atomların hareketinden kaynaklanan kinetik enerjiden geldiğini kabul edebiliyor ve bunu direkt olarak sıcaklıkla ilişkilendirebiliyoruz. Eğer çok atomlu bir gaz dikkate alırsak atomlar arasındaki bağlar gibi sistemde var olabilecek diğer enerji kaynaklarını da dikkate almamız gerekecek. O nedenle bu varsayım işimizi kolaylaştırıyor. İdeal gaz varsayımının bir diğer önemli noktası da atomlar arasında herhangi bir etkileşimin olmadığını kabul etmesi. Yani atomların birbirleriyle çarpışması kaynaklı enerji kayıplarının olmadığını sistemin iç enerjisinin sadece kinetik enerji kaynaklı olduğunu varsayarak bize bir kolaylık sağlıyor. Bu varsayımları yapabildiğimiz bir ideal gazın basıncı, hacmi ve sıcaklığı arasında ekranda görünen PV eşittir nRT eşitliğini kurabiliyoruz. Bu eşitlik sayesinde gazın davranışına dair birçok hesaplamayı kolaylıkla yapabiliyoruz. Örneğin burada solda düşük, sağda ise yüksek sıcaklıkta duran gaz dolu iki kap görüyoruz. Soldaki kapta sıcaklığın düşük olduğu ve diğer tüm değişkenler sabit olduğu için PV eşittir NRT eşitliği uyarınca basıncın da düştüğünü görüyoruz. Sağda ise sıcaklık arttığı için basınç da artıyor. Bunun nedeni sıcaklık artınca atomların kinetik enerjilerinin de artıyor olması. Yani atomların hızlanması. Hızlı giden atomlar kap duvarına daha sık ve daha hızlı çarptıklarında Kap duvarına uyguladıkları kuvvet de artıyor. Biz de buna gazın basıncı arttı diyoruz. İdeal gaz varsayımı sayesinde bu değerlendirmeleri kolaylıkla yapmamız mümkün olabiliyor. Ancak ekranda gördüğünüz örnekte eksik olan bir şey var. Burada düşük ve yüksek sıcaklıkta iki ayrı sistem görüyoruz. Ama bu kapların içindeki gazların yani sistemin iş yapmaya başladığı, yani örneğin önünde duran bir pistonu itmeye başladığı bir durumu burada görmüyoruz. Bu gibi durumlarda sistemin davranışını nasıl incelediğimizi öğrenmek için Termodinamik Durum Değişimleri başlıklı videoyu izleyebilirsiniz.